siz nasıl yorumluyorsunuz Abdullah Bey? Olaylara sorduğumuz sorulara göre cevap alırız. Ben bu kalemi Hakan Bey atsam, Hakan Bey kaleme bakmaz, atana bakar. Ama şurada bir kedi olsa kaleme koşar. Şimdi ben ortadaki olayın peşine mi koşacağım yoksa olayı mı analiz edeceğim? Örnek vereyim. Şimdi açık toplumlarda, demokrasilerde adalete yönelik kripto mekanizmalar var mı etkilemeye yönelik? Var. Nerede gördük? FETÖ davalarında gördük. Ergenekon, Balyoz, 17-25 Aralık. Hatta bir keresinde hakimin biri FETÖ'cü kendini odaya kapattı. İstanbul Adalet Sarayı'nda. şeyi de işir aldı. Katibi de habire tahliye davası yazıyordu. Kapıyı kırmak zorunda kaldılar. Bu yaşanmış bir olay değil mi? Şimdi açık toplumlarda genelde batıda özellikle Anglo-Sakson aklı açık toplumlarda Adalet mekanizmasına bir şekilde müdahale olmasını biliyor. Bizim adalet mekanizmasını tenzih ediyorum. Amacım adalet mekanizmasını yermek değil. Sadece bir, biraz sonra vereceğim örneklerle dünyada neler oluyor, bunu nasıl okumalıyız? Bu psikolojik etkiden mi bahsediyorsun Abdullah Bey? FETÖ'nün psikolojik etkisi yok. Direkt yargıçları vardı değil mi? Hakimleri, evet. savcıları... Ergenekon davası açtılar. Balyoz davası açtılar. Sahte tutunaklar, sahte deliller, hmm. alakası şeyler. Biz burada yaşadık mı? Bunu yaşadık. Hayır, ne dediğini anlamak için soruyorum. Şimdi açık toplumlarda diyorum. Genelde ulus devletlerde Anglo-Sakson aklı kurmuş oldukları istihbarat aparatı sivil toplum kuruluşları veyahut da satın aldıkları devletteki herhangi bir şeyle süreç yönetiyorlar. Örnek, Brezilya'da Lula'da Silva. Ee, onu içeriye tıkan Yargıç Adalet Bakanı oldu daha sonra Bolsonaro hükümetinde. Hı. O bu dava siyasi dedi ve çıktı yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Pakistan'da Imran Han örneğin seç, Yüksek Seçim Kurulu bu şeye giremez dedi. Pakistan'ın seçim kurulu men etti seçime girmekten mahkeme geri attı. Burada neyi anlıyoruz? Bir ulus devlet içinde kurumsal yapılar içerisinde kripto mekanizmalar süreç yönetebilir, yönlendirebilir. Bir soru işareti koyuyorum bunu. Ee, şimdi bugün Reuters'te çıkan bir haber var. Avrupa Komisyonu e, Türkiye'yi şey, Avrupa Komisyonu'ndan çıkartabilir. Niye çıkartabilir? Avrupa Konseyi'nde niye çıkartabilir? Osman Kavala davasından. Ve bunu paralel okuyun. Bu davayla Avrupa Konseyi'nin Türkiye hakkında vereceği kararı bunun bugün olmasını beraber okuyorum ben. Belki büyük bir tesadüftür. Orasını bilemiyorum. Şimdi Anglo-Sakson Türkiye ile Avrupa biraz uzak dursun diyor. Yani Rusya ile uzak dursun bir de Türkiye ile Avrupa ile uzak dursun. Kapısın değişik konularla. Şimdi bu davaya baktığımızda geçmişte FETÖ'de ne kadar temizlendi bilemiyorum. Bu direkt Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yapılan bir operasyon. Cumhurbaşkanı haber olduğunu zannetmiyor. Bak bir açıdan. Sorduğumuz sorulara göre cevap alırız diyoruz ya. Hakim çıkmış açıklama yapmış. Efendim bana ...şunu teklif ettiler de filan... ...o hakim kim? Bir soruşturun bakayım. Mümkün değil. Cumhurbaşkanı için... ...şu an böyle bir dava... ...lehine değil. Mümkün değil. Ee, adalete... ...Türk adaletine yapılan bir operasyon. İki... ...eğer ben uluslararası operasyon yapan bir güç olsaydım... ...böyle bir dava organize ederdim. İmamoğlu'nu eğer tutuyorsam... ...gündeme taşımak için. Ne demedim ederdim. Çünkü bizim milletimiz mağduriyeti sever. Buradan böyle bir dava olmaz mümkün değil olmaz dünyadaki örneklerine birçok örnek verebilirim biri parlatılacaksa önce aşağı çekiliyor ev yapılırken önce temel kazılır evin nasıl yapılacağını yükseleceğini bilmeyen biri deli mi budur? aşağı doğru kazıyordur. ama yukarıya çıkmak için aşağı Kazım, Pardon var. bir şey sorayım o zaman evet. ya. İlgilendiğim yani enteresan evet. geldiği için sorayım şimdi Sayın şimdiki Cumhurbaşkanımıza Evet e, o da o açılan dava onu kimlerin açtığını biliyoruz onu parlatmak için mi yapıldı sence? Şimdi orasını bilemem ben. Sadece olup biteni anlatıyorum. Ya da zeka özürlü müydüler? Hani böyle bu kadar mı sorayım? Şimdi yargıyla devlet mekanizmasında eğer biri bir şikayet varsa onun devlet gereğini yapar değil mi? Ama nasıl süreç nasıl o hangi güne verilir, nereye evrilir, hangi hakime düşürülür? Bu süreci yöneten bir mekanizma var mı yok mu? Geçmişte FETÖ bunu yapıyordu. İstediği tarihe de attırıyordu. İstediği hakime de davaları veriyordu. Dünyada ulus devletler böyle. Evet FETÖ için öyle. Evet. FETÖ derken FETÖ kim? FETÖ Atlantik ötesinden gelen bir istihbarat aparatı değil mi? Peki sadece FETÖ mü bunlar? Hayır. Cumhurbaşkanı ile AK Parti'nin kapatma davası tutun. Diğer Cumhurbaşkanlığı dönemindeki davaları tutun. Bu Türkiye'de değil sadece. Dolayısıyla bir ülkede ee, iç işlerine müdahil olmak, illaki seçime müdahil olmak anlamına gelmez. Kamunun işleyiş mekanizmasına müdahil olunur kripto mekanizmalar. Normalde yapılmaması gereken işler olur. Şimdi göründüğünde halkta şöyle bir algı var. Ee, hükümet, efendim e, böyle oluşacak algı, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı'na rakip olduğu için içeri attıracak, lüzumsuz diyor. Değil mi? Algı bu. Bu algı değil mi insanlar kendi kendine oluşturursa? Sonuç bu. Peki bu sonucu kim ister? İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını kim istiyorsa bu sahneyi o hazırlar. Ben normal bulmuyorum. Burada yani benim aklıma göre burada tuhaf bir şey var. Ne olduğunu artık adalet bunu bulsun çıkartsın. Normal bir süreç değil. Bu nedenle kimse bir de ön planda olanla arka plandan ayrı. FETÖ meselelerine baktığımızda. Pardon, normal süreç değil derken. Bu ahmak yani devlet kurumu ile ilgili hakaretin bir hukuki şeyi var. Ama var, şey var da o da normal değil işte. Ha bunu Anlatmaya söylemesi diyor ki kuruma laf söylemesi normal değil. Yani süreç başlarken oradan başlar zaten. Aa, o mı? Bir ya. tiyatro mu izliyorsunuz? Yani kurum diyor. mecburen kendini savunacak, mahkemeye Anladım. verecek ama başlangıçtaki normal değil diyor. Ben şimdi size hakaret etsem, eee e biliyorsunuz, hakaret etsem mahkemeye verirsiniz, değil mi? Ya beni döversiniz ya da mahkemeye verirsiniz. Mahkemeye verdiğinizde ya bir laf için adamı hapse, diyelim ki e, hapse girdik. Bambaşka bir şey çıkar. Aslında haklısınız şeyde. Hakaret sizsiniz değil mi? Hmm. E, şimdi söylemek istediğim e, bu olayı biraz da böyle bir şüpheci yaklaşarak ben e, yetkililerin yerinde olsam bu sürece karışan her kim varsa tek 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 incelerim. Hmm, başka bir şey <laughs> Türkiye'de lüzumsuz bir gerginlik oluşuyor. İyi yaşayın var. sayın Selvi. Bu gerginliğin sonucu kime yarıyor? Yani bu gerginliğin sonucu kime yarıyor? Burada kimse işin içinde olmayabilir. Kime yarıyor? Ya mi? Saatlerce İmamoğlu, na İmamoğlu na konuşuyoruz. İmamoğlu bu İmamoğlu yarıyor ya. bu işin içindedir demiyorum. Bakın mesela şöyle bir... Yani bilir. Şey. hali İBB Başkanı. İmamoğlu Ama için... öyle bir konuşuyoruz ki bak hiçbir... Hayır, hayır diyor ki hoca evet. ekstra puan yazıyor. Ekstra puan yazar yani. Şimdi burada İmamoğlu hiçbir şey çıkmaz. Sadece gündemde gündemini korur. Kalip çıkar. Daha da yukarıya çıkar. Oyu da artar. Yani tamamen gündem dışına doğru itilirken pat diye gündem, gündeme evet, soktu. Evet. Bir arenaya itiyor adeta bu davayla. Ya da dava sonucu buna vesile oluyor. Ben normal bulmuyorum sadece. Bu süreçte mesela şimdi kim var dediğinde ben hemen bir soru sorayım. Bankasya kimin? En tepesinde kim var? FETÖ Hı? var mı ismi? Olabilir misin? Yok. Yok. Ama FETÖ'den izinsiz bir şey olur muydu orada? Yok. Dolayısıyla uluslararası ilişkilerde, istihbarat aparat operasyonlarda gördüğünüz kişide bir şey aramaya gerek yok. Hı. Ben şimdi bir geçmişte bir olay yaşadım. Devlette orada tanıdım. Yani 90'lı yıllardaydı. Bir gün evime polis gelmiş. Aranıyorsunuz diye kağıt bırakmış. Ben de beni kime karakola gittim. Aramıyoruz dediler. Emniyete gittim. Tüm birimlere geziyorum. TÜBİTAK'ta çalışıyorum o zaman. Yani ee, tekrar gelmesinler diye. Ben arıyor musunuz yok. Ben arıyor musunuz? Ben arıyor musunuz? Yok. En son birime gittim. Yakalayın dedi üstüme atladılar. Ya ne oluyor dedim. Deli misiniz siz? Ben kendim geldim. Ama derdimizi çok zor anlattık. Anladın mi? Yani kamu da iyi niyet yetmiyor. Beceri de önemli bir şey. Liyakat da önemli bir şey. Bir şeyin nasıl çözüleceği önemli. Kaş yapayım derken göz çıkartılmış, göz çıkartılmış birçok vakaya sahibim. Vakayı gördük. Bir müteala yapabilir miyim? Tabii. Devam et hocam. Şimdi anlıyorum. Enteresan da bir noktaya değindin ama. Aklımda şöyle bir soru sormak istedim. Şimdi e, o biraz önce bahsettiğim sebeple keşke de demeseydi dediğim şeyi söyledi diyelim. Seçim kurulu da hakikaten alındı. Yani bir senaryo söylüyorum şimdi. Hiçbir desise yok, tezgah yok, bir şey yok. Ama bozuldular, kızdılar. Ya bize bir kurula hakaret, bir devlet kuruluna hakaret ediyordu. Hakikaten bir dava açıldı. Ya da hocamın dediği gibi uluslararası bir ortamda söylendiği için başka bir e, sebeple. Yani her şey doğal akışıyla cereyan etti diyelim ve hatta bu doğal akışın sonucu olarak ben bu mahkemenin e, hukuk kurulunun yani hakimlerin e, en sağduyulu kararı vereceğine de inanıyorum. Evet. O kararın da bir para cezası olması, bir hukuk anladığımdan değil. Yani dışarıdan bakışla böyle geliyor. En adil şekilde biteceğine inanıyorum. Çünkü bir, bir şey olacak ama onu böyle halede. Böyle tezahür ederse her şey normal işledi diye düşünebilir miyiz? Ona rağmen bu dediğin senaryoda ısrar eder misin? Onu sormak Şimdi istiyorum. şöyle. Bana çünkü normal işledi gibi geliyor konu. Elbette. Zaten kurulan kurgular genelde çok normal görünür. Gık dedirmezler. Burada bu normal değil demiyorum. Şüpheyle yaklaşıyorum. Çünkü geçmişte yaşadığım, gördüğüm devlet içerisinde operasyonları net görüyorum. Öyle bir organize ediliyor ki her şey o kadar doğal ki. Hı. Doğal olmayan bir şey. Bu ile bu açıdan da bakılsın diyorum. Ben böyle de demiyorum bakın. FETÖ'yü gördük. Ergenekon balyoz davalarına gittiler. Silah gömdüler, sahte evrak ürettiler. Kişinin bilgisayarına e, ne yüklediler? Belge yüklediler. Için. Evet. İndiayet imkanlarını kullanarak da kişiler bağırsın dursun. E senin bilgisayarından çıkmış kardeşim diyor adam değil mi? Dolayısıyla teknolojinin e, yeteneklerini toplumumuz bilme durumu var mı? Yok. İstifadın çalışma şeklini bu toplum biliyor ya, mu? FETÖ'cü <laughs> olmayan subayları resmen kastettiler ve mahvettiler. Evet. Bakın bir örnek vereyim ben. Bir dönemde geçmişte bir bankada gene duyar musun? Kamu Bankası'nda. Onu görevden alacaklar. Gidiyorlar. Onun adına kurumun doktoruyla, e, işbirliği yaptı diye doktor onun adına sözde para yatırmış gibi belgeliyorlar. Doktor buna para yatırmış, bu da rüşvet almış, görevden aldırıyorlar. Bu şahıs bankaya gidiyor, bankadan o işte, bankamatikte ki o kamerayı alamıyor. Daha sonra araya biri giriyor. Arıyorlar ki bir FETÖ'cü gidip doktorun adına ona para yatırıyor. Ama o görevden alındığı aradan zaman geçti. Dolayısıyla insanların kendini aklayamayacağı durumlar söz konusu ve dünyadaki Pakistan'da olsun, Brezilya'da olsun, Türkiye'de geçmiş yaşadıklarımıza baktığımızda bizim ispat mekanizmasının bu noktayı mercek altına alması gerektiği her şey çok doğal görünüyor. Genelde bir söz vardır. Tünele girdiniz, çok güçlü bir ışık geliyorsa üzerinize tren geliyordur. E, tünelden çık. Hmm. Arka plandaki ışığı görmeyin diye. Burada çok rahat İmamoğlu parlatılıyor. Sonuçta parlıyor. Ya, bu süreci iyi okumak lazım. Parlatılıyor mu? ekranda parlak, milletin evet. nezdinde yeniden bir güven Mesela hiç sesi altı Ses hiç sesi çıkmıyordu yeniden. Hayır. Şimdi yeniden aslında ilk yaptığım yorumu teyit edecek evet, bir şey evet, söylüyor evet. da. Şimdi böyle mi yoksa çok şanslı biri de tarih <laughs> <Allah gülüyor> öyle <ya>. mi getiriyor? <laughs> Ama benim kendi şeyim bu işlerde tesadüf diye bir şey genelde görmüyorum ben. Bunun için de bak bugünkü Avrupa Konseyi Osman Kavala karar nedeniyle Türkiye Avrupa Konseyi'nden çıkartabilir. Toplantı yapılacak ya. Evet. Tam buna da denk gelen bir örtüşme. Toplantıya bu toplantı önceden belli. Bu davanın kararı da önceden belli. Şimdi, günü de önceden belli. Şimdi biz vatandaş olaraktan ya tesadüf falan diyoruz ama. Hayır, öyle değil. Bu arada bir dipnot. O 3 evet. ülke ye açıkçası o konuda güveniyorum. Çaktırmadan onlar vaziyeti organize edip Türkiye'nin kalmasını temin ederler. Almanya, İtalya, Hollanda. Tamam. Peki Hollanda kalmasını istemeyen kim? Dermayesi nedeniyle Almanya genel e, iletişim ve Türkiye sempatisi nedeniyle olayın, İtalya'da başka bir şey. Olayın bir başka boyutu. Şimdi Avrupa içerisinde çok ciddi kavga var, gruplaşmalar var. Avrupa Komisyonu da Evet. eğer Almanların kontrolündeyse evet. Eğer e, İtalya'nın kontrolündeyse evet. İspanya'nın evet. Ama onların içinde de çok gruplaşma var. Şu an Avrupa ciddi anlamda sanayisizleşiyor, sanayisizleşiyor, hmm. geriye doğru gidiyor. Hmm. Alman sanayi çöküyor, Almanya Başbakanı Çin'e gitti, Amerika ile tom ters. Hmm. Sanki İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı makas aldı, aşağı doğru götürüyor değil mi? Peki, öbür taraftan Rusya ile kapıştırdı, bu taraftan da Türkiye ile kapışmasını istiyorlar. Yunanistan'a gelme nedeni de o zaten öncelikle. Nedenlerden biri. Yunanistan'la Türkiye kapışırsa... alet olacak ülke sayısı belli hocam. dört yani tane ülke var. İşte Yunanistan'la Türkiye kapışırsa Avrupa ile Türkiye karşı karşıya geliyor mu? Geliyor. Dava da var. Yani bir bütün olarak Bakalım baktığında aynen. ben anlamlı buluyorum. Bu nedenle böyledir demiyorum. Ama eğer ben yönetici olsam bu olaya geçmişte FETÖ'nün kurmuş olduğu kumpaslarda neden sonuç ilk baştan sona kadar gelerekten böyle de bakabilirim. Yani biri parlıyorsa bu şanslı mı? Yoksa şans oluşturuluyor mu diye bakarım şahsen. Evet. Şanslı mı? Şans mı oluşturuluyor? Onu bilemiyorum. Ama burada kesinlikle Cumhurbaşkanlığı aleyhine Türk Adalet Mekanizması'nın şu aleyhine şu an yok hakim öyle konuştu falan. ne demek yani hakim? Evet. O bilgi nasıl? Tısırdı? Sosyal medyada dönen kendisi şeylere söyledi. işte o, o onlara filan baktığımda kendisi söylüyor. Canım. Ha işte onlara ya, senin yapıyor. dediğini teyit edecek tek şey evet. o hakimin o şekilde konuşmuş olması. Evet. Öyle mi? Yani Teyit de edecek derken şüphe uyandırabilir. Şüphe uyandırabilir. Ben de de şeyde şu. Seçimlere giderken eğer biri İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyorsa, kripto mekanizmalardan biri istiyorsa, İmamoğlu'nun bununla işbirliği var demiyorum ki, gerek yok ki. Şans önüne konur. Ha, o farkında olmayabilir. Tabii tabii ben iş işbirliğine demiyorum. Çünkü genelde gördüğümüzde Türkiye'de birçok siyasetçi ya dünyada ulus devletlerde önünün neye açıldığını bilmiyor. Çok net görüyorum ben bunu. Tek tek izliyorum dünyayı. İbun Hangi ülkede nere oldu? Bu mahkeme beni ilgilendirmiyor. Tam aksi utanç. Bu nedenle evet doğru söylüyor. Yani buradan bir mağduriyet çıkarsa bu utançtır. Hakikaten de öyle. Bir. İkincisi Türkiye düşünsün diyor. E Türkiye'de kitle. Ne oluyor kardeşim? Bir hakaretten men medelir deyip İstanbul'da bir kargaşa çıkmayacak mı? Kitle ayaklanmayacak mı? Sahip çıkmayacak mı başkanlar? Elbette çıkacak. Ama hani ben kaybetmem siyaset kaybeder gibi değil de ülke kaybeder. Evet ülke kaybeder. Aynı kanaatteyim. Kendisi de kaybeder, ülke de kaybeder. Herkes kaybeder burada. Çünkü kitle burada susuk olacak. Fatura nereye yazılacak? İmaj bile? açısından burada söylüyor. İmaj açısından bir de kargaşa açısından zaten toplum çok sinirli kutuplaşmış vaziyette. Bir başkan seçmişler elinden almış olacak. Fatura kime kesilecek? Yine Cumhurbaşkanı'na kesilecek. Dolayısıyla buradaki olayda hiçbir, hiçbir noktada tesadüf yok. Direkt bir, Cumhurbaşkanlığına çalışıyormuş gibi görünen bir odağın Cumhurbaşkanı operasyon olma ihtimali çok yüksek. İki, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı görmek isteyen, İmamoğlu ile bağlantılı demiyorum, bağlantısı başka bir odağında bir şans oluşturma ihtimali yüksek. Üçüncüsü de tesadüfen zaten şanslıdır ona bilemiyorum. İhtimallerinizi koyuyorum ortaya. Süreci iyi okumak evet. lazım. Evet. Şanslı mı yoksa şans mı doğuruyor diye ifade evet. ettiniz.